ilginç bir gün. Neden derseniz, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Fiyat İstikrar Komitesi ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu öğrendik. Bir de tasarruf genelgesinin yayınlandığını. Ne oldu? Kaynaklar bitti mi? Deniz tükendi mi? Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Yıllardır bu şatafat ve israf düzenini kurdunuz, ekonomiyi çoklu krize sürüklediniz diye anlatıyoruz. Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Şimdi mi fark ettiniz? Fiyat İstikrar Komitesi ve Tasarruf Genelgesi yayınlıyorsunuz. Aslında şimdi bu tasarruf genelgesinin yayınlanması demek, resmi gazetede yayınlanması demek, konkordatonun ilanı demektir. İflasa doğru hızlı bir gidiş vardır. Belki de iflas edilmiştir de daha tam bu açıklanmıyordur. İlginç olan ne? Bu genelgede, tasarruf genelgesinde ne yok? Bir, meclis tasarruf genelgesinin içine alınmamış. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tasarruf genelgesinin içine alınmamış. Yani aslında Cumhurbaşkanı kendi yaşadığı sarayda ve diğer saraylarında tasarruf genelgesinin uygulanmayacağını söylemiş oluyor. Yani bütün kurumlar var ama kendisi yok. Halbuki ilk önce bu tasarruf genelgesinin Cumhurbaşkanı'nın kendisine göndermesi gerekirdi. Şunu çok açıkça söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu şekliyle devam ettiği sürece bu ülkede yaşayan herkes için her gün zarar, ziyan ve israf demektir. Bu çok net olarak ortaya çıkmıştır. Peki çoklu maaş sistemine bağlanmış olanlar var mı tasarruf genelgesinin içinde? Yok. Beşli çeteye, o beş büyük holdinge, o iktidarın yandaşı olan firmalara verilen kamu ihalelerine dair bir şey var mı? Yok. Vergi afları var mı? Yok. Beşli çeteye vergi muafiyetleri var mı? Yok. Yandaş vakıflara vergi muafiyetleri var mı? Yok. Saray harcamaları var mı? Yok. Bakanların kendi şirketlerinden bakanlıklarına yapılan fahiş fiyatlı mal ve hizmet satışına dair bir cümle var mı? Yok. Örtülü ödenek harcamaları var mı? Yok. Özgür Suriye Ordusu ve orada sürdürülen çetelerle ilişkilere ödenen paralar ve maaşlar var mı? Yok. Peki Demirören'e peşkeş çekilen 750 milyon, milyon dolar var mı? Yok. Kimlere satıldığı bir türlü açıklayamayan 128 milyar dolarla ilgili bir cümle var mı? Yok. Esas itibariyle kamu kaynakları halkın alın terinden, halkın üretiminden, halkın çalışmasından, halkın vergilerinden oluşan kaynakların kendi yandaşlarınıza, holdinglere ya da medya gruplarına ya da vakıflarınıza aktardığınız o kaynakları kesmeden tasarruf genelgesinin bir karşılığı olmaz.